Çeşitli bugün ne yedim videosuyla geldim. Öncelikle videoyu yazın çekmiştim. Yazılarını falan yazmışım. Sadece seslendirmesi kalmış. O zaman başlayalım. Kahvaltıya giderken yolda erik ve kirazı görmüştüm. O yüzden erik ve kiraz yedim. Keşke şimdi olsa şimdi de yesem. Çok özledim. Ispanağı önceden hiç sevmememe rağmen bu ıspanaklı böreği çok sevdim ve 3 tane yedim. Klasik omlet, börek, daha sonrasından sosis. Ben daha önce hiç sevmediğim şeyleri artık sevmeye başladıysam bence bunu siz de yapabilirsiniz. Çünkü ağız tadı zamanla gerçekten çok değişiyor. Mesela bu mücveri küçükken hiç sevmezdim ama o kadar lezzetli geldi ki açık havanın da etkisi olabilir tabii. Benim kahvaltıda bile olmazsa olmazım yaprak sarması yine beni buldu. Ama annem kadar güzel yapamamışlar, orası ayrı. Fasulyeli bir meze vardı, ismini asla bilmiyorum ama gayet lezzetliydi, böyle bol zeytinyağlı. Hayatımda ilk defa mor ve pembe zeytin gördüm. Tatları normal zeytinle aynı gibiydi ama sanki daha farklı da bir şey vardı. Sirke de koyuyorlar sanırım. Deneyenleriniz varsa yorumlara yazabilir. Merak ettim çünkü. Domates, salatalık. Ben bu peynire örme peynir diyorum. Ya da örgü peynir. Kahvaltıda benim olmazsa olmazım kesinlikle patatestir bu arada. Sizin ne? Mesela kahvaltıda ne olmazsa ben kahvaltıdan tat alamam dersiniz. Yine yorumlara yazın. Bu yediğim şey çok güzeldi. Lokma gibiydi ama şerbetsiz ve içi full peynir dolguluydu. Çok çok lezzetliydi. Kaç tane yedim sayamadım. Ama 10 tane vardır diye soru işareti koymuşum. Kaşar peyniri, tulum peyniri, tabii bunlarla beraber ekmek. Sanki o gün ben menemen vardı gibi de hatırlıyorum ama yokmuş, çekmemişim ya da. Kahvaltımı çayla bitirdim. Gün ortasında aç gibi hissetmediğim için dondurma yedim sadece. Kahvaltıyı da öğlen 2'de yapınca çok fazla acıkmıyorsunuz. Ama akşam çok fazla acıkmıştım ve Adana dürüm yedim. Ice şeftali ile beraber. Sonrasında da güzel bir sütlaçla günümü bitirdim. Yorumlarınızı bekliyorum.